hafta devlet tiyatrolarının önemli oyunlarından biri olan ve 13 senedir kapalı gişe oynayan profesyonelin başrol oyuncuları Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler ile çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. İki ay öncesine kadar iyi kötü yazar sırasında sayılıyordum. Yaza yaza ne yazabildim biliyor musunuz? Affedersin, al elini, ne yazdın? İki kitap. İki mi? Sadece iki kitap. Oysa siz gündelik uğraşınızın yanı sıra bir de böyle yapıtlar dizisi seriyorsunuz önüme. Yalnız şöyle söyleyeyim, ben çok çalıştım ha. Merhaba Poster'e hoş geldiniz. Profesyonel oyunu artık 13 senedir ki sahnede. Bu oyuna nasıl başladınız? Bir hikayesi var mı, sizden dinleyelim? Vallahi çok uzun gibi gelse de dün başlamış gibiyiz. Evet. 13 yıl bayağı uzun bir süre. Ama gerçekten hani nasıl geçtiğini de farkına varmadık. Oyunda aynı tazeliğini sürdürüyor gibi hissediyoruz. Çünkü bunu hem seyirciden hem kendimizdeki var olan evet, enerjiden hissediyoruz. Seyircinin cevabı zaten bırakmayın, devam edin oluyor. Nereye kadar gidecek bilmiyorum ama ilk başladığımız da ki heyecan aynı şekilde devam ediyor. Daha önce de işte sohbet ederken söyledim. Hı. Dün o kadar heyecanlıydım ki. Artarak devam ediyoruz yani heyecan. Sen de heyecanlıyım diye başladın. İşte bizdeki heyecan da öyleydi. Dün birkaç yerde sürçtüm. Dedim öğrencilerime de şey derim ben. Arkadaşlarıma diyeyim daha doğrusu. Bir insan eğer yanlış çıkmışsa ağzından replikler, evet, o anda değildir derim. Dün de öğrencilerim seyrediyordu. Onlar da hocam anda değil miydiniz? Arada oluyor ama yapılacak bir şey yoktu. En önemlisi oyun de devam o yanlışı etti. Toparlamak. Tabii ki oyun bütün enerjisiyle de. Ama sahnede aynı heyecanı duyuyoruz. Hocalık yapmaya devam ettin yani uygulamalar. Evet, belki de. Siz bence nasıl oldu tanışlarınız? Şimdi 13 yıl böyle şey gibi görünüyor, bir rakam üst üste koyunca 10 yılı geçmiş bir oyun gibi görünüyor ama biz de oynadığımız zaman frekansı yüksek şekilde, mesela 6 gün 7 oyun oynuyoruz oynadığımız haftalarda. Tiyatro tarihi açısından da böyle uzun yıllar oynanan oyunlar var. Bu oyunun enteresan tarafı biz yoğunlukla uzun yıllar boyunca oynadık. Bazıları işte yılda 1-2 birkaç tane oyun oynuyor, biz oynamaya devam ediyoruz. Profesyonel olmaya gayret edin. O görülüyor yoldaşlık. Değil açıkça mi? Görülüyor. Teşekkür ederim. Bu bavulda da başka kitap taslakları var herhalde. Yok. O bavulda bir takım şeyler var. Bir takım şeyler mi? Evet. Ne gibi şeyler? Ne gibi şeyler? Peki canlandırdığınız karakterlerden bahsedelim biraz. Sizinle canlandırdığınız karakter arasında nasıl bir bağ var? Karakteriniz nasıl biri? Benden başlayayım. Artıları, eksileri. Tamam. Ben... karakter nasıl biri biliyor musunuz? Öncelikle benim gibi biri. Çünkü her karakter oynayanla kaimdir biraz da. Onun bedeninden, evet, sesinden, nefesinden çıkar ve zaten genellikle oyunculuk mesleğinde çok basit bir şey vardır. İçinde kendiniz yoksanız, yani kendinizden bir şey katamıyorsanız, taklit, bulamıyorsanız, evet, dışarıdan bakıyorsunuz ve biraz mesafelisinizdir. Dolayısıyla tabii ki ben içselleştirerek oynayacağım karakteri öyle yola çıkıyorum. Ama ve tabii ki o da ben değilim. O bir Yetkin değil, oynadığım bir karakter. İşte o durumların karşılıklı seyahatiyle, ne bileyim, ruhsal seyahatimi diyelim, davranış seyahatimi diyelim. Ama bunu böyle bir, bu adam nasıl davranır, bu adam elini kolunu nasıl kullanır, kaldırır diye dışarıdan bir bakışla değil, içeriden arayarak buluyoruz. Dolayısıyla her karakter bizimle biraz özdeşleşiyor bir yere kadar. Bir yerden sonra biz o karakterin yolculuğuna giriyoruz. O hayatta yaşayan insan olarak sahne üzerinde. Hikayeler ortaklaşıyor. Buna üçüncü bir boyut ekleniyor. Evet. Biz bu hikayeyi anlatırken bizim anlattıklarımızın seyircinin kendi tarihinden geçen hikayeleri ortaklaşıyor. Herkes, her izleyen kendinden bir pay buluyor oynadığı, evet, izlediği eserden ve anlatılan hikayeden. Birincisi bu. İçinde mutlaka bir ben varım. İkincisi de benim oynadığım karakter Tito döneminde sosyalist öz yönetim artık... bu Doğu blokunun eski komünizmin baskısının sonlanması gerektiğini, bunun özgürlüklere aykırı olduğunu düşünen bir aydınlar tırnak içinde kesimi tarafından bir meseleye dönüşüyor. Yani bu düzen yıkılmalı, yerine özgür bir düzen kurulmalı. Onu isteyenlerden biri de benim oynadığım karakter Thea, edebiyat adamı, kültürlü, okuyan, yazan ve o coğrafyanın ve coğrafyanın insanların geleceği için iyi şeyler yapacağını düşünen bir adam.
Ya işte gözlükler var, eldivenler var, çakmaklar var, şemsiyeler var, şapkalar var. Şapkalar mı var? Şapka var. Çok mu şapka var? Çok şapka var. Dur bakayım. Bir düzine yakın ya. 11! 11 şapka var. Ooo, şapkaları seviyorsunuz anlaşılan. Yok yani. Ben şapka mapka giymem ya. Onlar işte oradan, buradan, sağdan, soldan topladım. Topladınız mı? Evet. Peki bu oyunu kaç yıl daha oynamayı planlıyorsunuz? Planları biz yapmıyoruz. Ya, seyirci mi yapıyor? Seyirci... tamam artık başka bir... Ayrıca öyle durumlar da oluyor. Yani ya yeni bir şey yapmayacak mısınız diyenler var şimdi. Çünkü şeyi kabul etmiyorlar. Biz gördük, hem de 10 kere seyrettim, 15 kere seyrettim. Çok güzel gidiyor. Bir daha seyredebilirim ama... Yeni bir şey de yapmayacak mısınız da diyenler var. Bizim de öyle kaşıntılarımız oluyor. Ben başlayacağım belki yeni bir şeye. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Kendim de merak ettiğim için. Sahnede çok rol oynuyorsunuz. Yani nasıl desem, birçok insanı canlandırıyorsunuz. Daha sonrasında rolden çıkmak zor oluyor mu? Tiyatro bitirip yani, bittikten sonra. Ya bir şey, az önce de Yetkin söyledi onu. Biz hep kendimizle yola çıkıyoruz, kendi malzememizle. Yani evet. Biziz, hepsi biziz. Yani Hamlet oynuyorum. Hamlet de mesela kadın erkek olarak, yani kraliçe, Ofelia, kral, Hamlet, hepsinin işte dediğim gibi sözünü söylüyorum. Ama o bir şey de getiriyor size beraberinde. Evet. O benim içimde var olan bir şey. Yazar, yani yazara hiç kimse sormaz. Siz dünyanın karakterlerini yaptınız, kafayı yemediniz mi ya? Yani adam o karakterleri kendi ruhundan çıkarıyor. Kendi gördükleriyle, kendi beslendikleriyle samimi bir şekilde çıkarıyor. Dolayısıyla o öyle olan arkadaşlarımız hani acilen bir yere müracaat etmeliler yani diye düşünüyorum. Böyle bir şey yok. Somut bir yaklaşımla fiziki olarak şunu söyleyebiliriz. Yani hangi işi yaparsanız yapın. Çöp topluyorsanız üzerinize bir koku siner tabii ki. Çöp kokusu siner. Ya da bir hekimseniz o günkü ameliyatın izi kalır sizde. Bizde oynadığımız rolün izi kalır. Ama şu girmek ve çıkmak meselesi zaten yani problematik olan o. Girmek nedir, çıkmak nedir? Bence o tartışılmalı. Bir doktor dünyaya doktor olarak gelmediğine göre bir meslek, bir bilim işi yapıyor. Yani bir bilim adamı o sırada yapması gerekeni yapıyor. Tıpkı bizim gibi. Abartılacak bir şey yok. Bunun seyirciden bir metre yüksekte ve sahne üzerinde olması bizim ışıklar altında olmamız daha değerli hale getirmiyor aslında. Bir şoför bütün gün direksiyon sallıyorsa eve o direksiyonun bıraktığı yorgunlukla geliyor. Onun da izi kalıyor. Yani kalmaması mümkün değil. Ama onunla yaşamaksa başka bir problem. Bülent'in evet. dediği gibi onun terapiye ihtiyacı var demektir. Yani adam yatakta direksiyon sallayamaz eve dönünce artık. Yani ya da öbürü sofraya oturup neşterle eti kesemez doktor. Biz de hayata böyle artistik olarak devam etmiyoruz. Bu sağlıksız. Ama birbirine de iç içe geçen şeyler olduğuna da birazcık alan açmak lazım. Çünkü dediğimiz gibi insanız, her şeyden etkileniriz, devam edebilir. Sizin sorduğunuz sorunun tehlikeli tarafı bir kabadayı oynuyorsak sokakta da kabadayı olarak gezmek. Devamı onun şimdi sahnede cinayet işliyorsak katil mi olacağız sokakta? Çok saçma bir yere gidiyor. Biraz da bir herhalde görülen yanlış örneklerle seyircinin böyle zannettiği bir duruma dönüşüyor. Öyle bir şey yok aslında. Şapkadan başka şeyler de topladım. Nerede kaldı şumarta? Beni toplantıya çağıracaktı. Hani giderek sinirlenmeye başlıyorum. Adamcağızın bir kabahati yok. O neyse o. Ama ya benim insanları olur olmaz kurcalama saplantıma ne demeli? Saatime baktım. Mesaisinin sonuna gelmiş biri gibi ellerimi ovuşturdum. Ve genellikle görüşmelerimi sonlandırırken kullandığım basmakalıp cümleleri ard arda sıraladım. Peki profesyonelin vermek istediği en önemli mesaj ne? Hangi mesajı vermek istiyor profesyonel oyunu? Ben öyle bir tek mesaja sığdıramıyorum hiçbir şeyi. Slogan da sevmem. Evet. Poster de asmazdım. Hani öyle bir tek cümle, tek resim, tek söz, tek renk falan yok hayatta. İnsan yaşadıkça bir birikim bırakıyor. İnsanlar yaşıyor, ölüyor ama insanlık yoluna devam ediyor. Dünyada şu ana kadar kaç insan yaşadıysa, neler yaşadılarsa hayatta onun bir birikimi var. Tecrübe birikimi var. Atasözü denen şey oradan çıkıyor zaten. Tabii ki onlar hani bir işe yarıyor. Bir
görgünün, bilginin sonucunda bir mesaj olarak geliyor ama oyunlardan, sanat eserlerinden böyle bir şey beklemek bana birazcık tembellik gibi geliyor. Ne anlattı şimdi bir oyun? Tıpkı şey gibi, bir moderatörün bir konuğuna soru sorması, evet, konuğun 3 dakika cevap verdikten sonra moderatörün yani şunu demek istediniz demesi gibi bu. Onu demek isteseydim onu derdim, 3 dakikadır konuşuyorum. Bütün bir oyun kendi hikayesini, mesajını ilmek ilmek işliyor, evet, aslında. Evet. Yani her anın belki tırnak içinde mesajı vardır ya da bir mesajı yoktur. Verilecek, anlatılacak hikayenin kreşendosuna doğru bir yolculuktur. Tıpkı Bülent'in verdiği nota örneği gibi. İlk notaları basmazsak o notaya gelemeyeceğiz belki. İşlevi sadece o olmaktır belki onun. Bazı sözlerin de amacı illa altında bir şey aramaya gerek yok. Son söz içindir. Diğer sözlerin o kadar büyük önemi olmayabilir. Yani mesaj kaygısıyla yaklaşmamalı diye düşünüyorum. Ama ne iz bırakıyor diye düşünürseniz, birey ve sistem arasındaki çatışmayı, hiç bitmeyen ve bitmeyecek gibi görünen çatışmayı bütün bir hikaye zemininde anlatmaya çalıştığını, bunu da dil, coğrafya ve ülke ayrımı yapmadan anlattığını söyleyebiliriz bu oyunu. Peki son olarak seyircilerinizi başka hangi projelerle sevindireceksiniz? Şimdi var olan yeni bir şey var ama daha o süreci tamamlamadık. Tamamlayalım. Onun için de ayrıca röportaj yaparız. Benim bir oyunum daha var. Hamlet. O da devam ediyor. O da 8. yılını ya doldurdu ya 8. yılında bilmiyorum hatırlamıyorum. O da devam ediyor. Keyifle onu da oynuyorum. Ama televizyon gibi bir soru geldiyse orada yok şu an. Teşekkürler. Rica ederim. Bende de yani zaman zaman bir şeyler oluyor. Şimdi dijital platformlar ve orada üretilen işler çok daha tatlı geliyor. Başı sonu belli. Herkesin ne yaptığını iyi bildiği çalışmalarda keyif almaya başladım. Şimdilik onlar var hayatımda. Onun dışında da yeni sahne eserleri, televizyon, sinema umarım olur. Olacaktır belki de. İnşallah. Bizi bekliyordur. Biz henüz bilmiyoruzdur. Değerli zamanınızı bize ayırdığınız için size çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olun. Çok sağ teşekkürler. O ne ya? Ameliyat olacağım ya. Önemli bir şey mi? Yani işte hayatta kalırsam evet. Özür dilerim ben. Yok salla salla önemli değil. Geç ya geç önemli. Geç. bu kitaplarınızı ne yapayım o halde? Kitaplarım mı? Ha.